Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Daha önce kanalımızda şu gördüğünüz ocakla ilgili bir dal kesimi yapmıştık ve tepe vurumu yapmıştık. Geçen de birinci yıl sonunda çıkan sürgünlerin budamasını yapmıştık. Hangi aydı? Kasım ya da Aralık mıydı? Aralık'tı herhalde hocam. Şimdi bugün de bir işimiz vardı. Budamaya gelmiştik diğer bir bahçeye. Ocağa bir bakalım dedik. Bir gelişme var mı? Budamadan sonra herhangi bir şey var mı? Şimdi sevgili dostlar, önceki senenin Mart-Nisan ayında burayı budamıştım. 9-10 ayda sürgünler gelmişti. Aralık ayında tekrar çıkan şu sürgünleri görüyorsunuz. Bunları budadık. Ve şimdi Mart'tan sonra artık ekstra yeni sürgünler çıkacak. Hem bu sürgünler büyüyecek, hem bu sürgündeki meyveler fındığa dönecek, hem de bunların tepe vurumlarını yaptığımız için şu sırtlarda yeni sürgünler patlatma yapacak. Dala stresini verdik, bu altlardan artık fındık verecek. Dikkat ederseniz şöyle bir şey var sevgili dostlar. Şöyle ocağa bakıyorsunuz. Böyle bir ferahlık, böyle bir açıklık. Her taraftan güneşini alıyor. Zaten Ömür Duyar abim demişti. Fındık da budama, dalda bir fındıkta budama bir güneşlendirme sanatıdır. Gerçekten de öyle. Şuna bakın. Güneş almayan bir yer olur mu? Dal sayısına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalın ana dal var. 2 tane yan dal var yeni şey olan. Hocam biraz yaklaş. Şu sürgünlere bakalım. Gel gel, şunlara daha iyi bakalım. Bakın. Fındık dalında şöyle dala baktığınız zaman böyle çıtır olması, hepsinin birbirine geçmesi onun iyi fındık vereceği anlamına gelmez. Nasıl anlamına gelmez? Çünkü o dallar artık verimden düşen sürgünler vardır. Birkaç yıllık, 5-6 yıllık sürgünler vardır. Uç kurusu olan sürgünler vardır. Dikkat ederseniz budama yaptığınız zaman her şey bir muntazam gibi. Hangi fındığın ne vereceğini, vermeyeceğini hepsini görüyorsunuz. Şu dallara da baktık. Şuna da bakalım. Hocam yaklaş bir. Sana zahmet. Bunlara da tepe vurumu yapmıştık. Yavaş hareket et. Mesela şeylere bakalım. Meyve gözlerine bakalım. Bak hocam gel. Bunlar daha kendini uçlarını göstermemiş. Bu hangi? Bu yağlı fındık mıydı? Bunlar kendini göstermemiş. Normalde şunlar dişi çiçek gözeleri sevgili dostlar. Tam gösteren bir yerden bakalım. Gel hocam. Yavaş hareket et. Şuradan bakalım. Çekelim. Dalımızı da kırmayalım. Evet. Bak hocam gel. Bakın sevgili dostlar. Şuradaki ucundaki siyah noktayı görüyor musunuz? Bu bir dişi çiçek. Ve ucundaki siyahlaşmış. Normalde az yakın tut hocam. Bu ilk önce sevgili dostlar şu halde oluyor. Sonra kırmızı hale geçiyor. Eğer tozlaşmadan sonra döllendiyse de şu siyaha dönüyor. Kahverengiye dönüyor. Kahverengiye dönüyorsa döllenmiş oluyor. Aynı şekilde şunlara bakalım. Bunların ucu daha uç vermemiş. Aynı şekilde püslerimizi görüyorsunuz sevgili dostlar. Fenerlenmiş ve tozlaşma hala devam ediyor. Bak şurada yine şunlara bak hocam. Gel yaklaş. Bakın. Şu hepsi bunlar dişi çiçek gözesi ve meyve gözleri oluşmuş. Görüyorsunuz bakın. Şu kadar küçük bir şeyde 1 2 3 4 bakın 5 tane var şu. Kaç santim bu? 7-8 santim ama biz en iyi sürgünlerimizin şöyle 20-25 santim uzunluğunda olmasını istiyoruz. Yani mesela Mart'tan sonra yeni sürgünler çıkacak. O sürgünün bir sonraki seneye en az 25 santim olması lazım ki iyi fındık versin. Bak hocam şunlara bak. Gel yaklaş. Yaklaş. Bak yaklaş. Bunlar hep dişi çiçek gözeleri. Hep bunlardan meyve alacağız. Tabii yüzde kaçı iyi beslersek geride kalırsa. Bak bu dalda daha çok var. Evet. Şimdi bir de yan taraftaki bir ocağa bakalım. Hocam şuna tut bakalım. Yavaşça. Dikkat ederseniz bunda hiçbir budama vesaire yapılmadı. Dalları biraz daha genç. Yani biz daha önceki videolarımızda da anlattık. Yani genç dal demek
Sevgili dostlar, bu genç dal değil. Bu da artık bebek dal. Genç dal demek sevgili dostlar. Şöyle düşünün. 10-12 yaşındaki dal aslında genç dal. Biz ise hiçbir bahçemizde 10 yaşında dal bırakmıyoruz. Dallarımız kalınlaşacak ki yerden vitaminleri daha çok alacak. 12 yaşından sonra asıl verime geçecek. O yüzden bahçelerimizde hemen gençleştirme adına dallarımızı kesmeyelim. Mümkün olduğunca dal sayısımızı azaltarak, iyi besleyerek onları kalınlaştıralım. Budama yaparak da şu dal üstlerinde şu şekil sürgünlerimizi çoğaltalım. Evet, bakın kozalak akarı. Mehmet Hocam bunların hepsini topluyorsun yani. Bir kozalak, bir çotanak. Unutmuyoruz sevgili dostlar. Mekanik mücadele dönemi. Eğer mekanik mücadeleyi de kaçırdıysanız Nisan sonu Mayıs başının ilk haftası gibi gülleci bulamacı atabilirsiniz. Şimdilik videomuzu burada sonlandırıyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.